işi şöyle yaparız. Bu rüya var ama bu rüya böyle bir şey görmek değil. Böyle bir rüya hani var ya, konuşuruz bir rüya gördüm. Öyle bir rüya değil. Bir şehadet ve gayb arasındaki ilişki nasıl kuruluyor onu anlatıyor yani. Çok tuhaf. Şimdi seçtim de geldim. Sözler 742. 742 sözler. Oradan şimdi birinci ışık var. Üç tane ışık var. Vicdana girmek. O imani bir laftır ki ver. Bak, o imani bir laftır ki bir, ziyai ruhumuz dur. İki, hem nuru hayatımızdır, bendir, ben ekliyorum. Hem de ruhu ruhumuz. Ruhumuzun ruhu. Ruhuymuş. Neymiş o? İmani billah. İmani billah. Allah'a iman. Hani deniliyor ya. Yani bir etmesek ne olur? Gene aynı yaşıyoruz işte. Hani iman edenle etmeyen de aynı şekilde ömür yaşıyor. Ziya-i ruhumuz. Ruhumuzun ziyası. Ziya ve nur. Arasındaki fark. Mesela aydan bize vel ziya ve şemsi ziya ve kamera nura. Güneşten. Güneşten ziya gelir. Güneşi bize taşıyan aydan da nur gelir. Şöyle diyeyim. Güneşten foton geliyor. Paket. Bu paket beyazdır. Ama içerisinde 7 tane renk vardır. Hiçbirisine benzemez. Beyaz denen bir renk yoktur. Fiziğin bugünkü söylediği. 7 tane rengin bütünselliğidir. Yani şık değil böyle. Dolayısıyla ziya o bütünselliktir. Nur ise o bütünselliğin bizdeki yansımasıdır. Yani kamer güneşe ayna olmuş, oradan gelen değiştirip dönüştürüyor. Aynadan bize yansıyor. Evet. Şimdi bu konumuz o değil ama ziya deyince, ziya ile nuru fark edemezsen buraya giremezsin. Kenarında dolaşırsın, istifade edemezsin demiyorum da. Meratiplerden kastettim. İman-ı billah neymiş? Ziya-i ruhumuz. Yani ruhumuzun 7 tane temel hakikatıdır. Peki nedir? Hakikat-ı İslamiyettir. Kastamonu 199'da geçer. 7. 6 tane iman esası, 5 tane İslam esasının bütünlüğü 7. Buna hakikat-ı İslamiyet denilir. İman-ı billah ziya-i ruhumuzdur. Ruhumuzun ziyasıdır. Yani böyle bir yapılandırıyor. Ruhumuzu bu hakikat-ı İslamiyetle yapılandırıyor. İman-ı billah. İki, iman-ı billah hem nuru hayatımızdır. Hayatımızın ziyası değildir. Hayatımızın nurudur. Bütünselliğin eylemsel halidir. İtikad mı? İman-ı billah. Yani itikadımızdan bir şekilde yani hayatımızın nuru olunca oraya... Evet, yani iman ziyadır, itikad nurdur. Yani dima ait. Doğru. Üçüncüsü de çok ilginçtir. İman-ı billah yani Allah'a iman yani. Ruhu, hem de ruhu ruhumuz. Ruhumuzun ruhu. Aklımızın aklı. Nedir o? Vahiy. Vahiyimizin aklı, aklımızın aklı vahiy. Ondan sonra ruhumuzun ruhu. İman. İman-ı billah ya. Ama sakın karıştırmayın.
Marifetullah ve muhabbetullah değiller daha. Sistemi bahsediyor. İman-ı billah sistemdir. Sistemi kuruyor. Ruhumuza bunu yapıyor. Şimdi ben şey yapayım. Bunu burada bittiği metin anladıklarımı yazayım. Korkunç bir şey bu. Bazı bir tanesi dedi ya, abi dedi bir cümle yazdın dedi, yarım sayfa yazdım. O da kafamdakini yazsam ve yazmaya kalksam bu kitap yarısı da olur. Dedi ya niye o fazla? Kardeşim Risale-i Nur mana anlatmıyor ki. Risale-i Nur'a değil ki. Mesleği de söylüyor. Ne anlatıyor? Manaya işaretler ediyor. Manaya işaretler ediyor. Manaya alametler koyuyor. Ben diyor patikayı yani rastladığım, keşfettiğim manaya diyor varmak için tekrar onu kendime taşımak için. Mesela kartrenin başında diyor bunu. Alametler koydum diyor. Taşlar koydum. Yani iz takip edeceksin. İcazi icaz. Evet. İcazi icaz. Bir nevi tefsir diyor zaten. Tefsir evet. Değil mi? Bir nevi tefsir diyor. Evet. Yani anladığını anlatmıyor. Anladığını anlarken anladığını anlatmıyor. Evet. Anladığına işaretler koyuyor. Aa bak sen de git. Oraya. Nasıl anladığını anlatıyor. Ha evet öyle. Ne dersek işte. Diyor ki mesela diyor ki bana 10 kilometre. Malatya 15 kilometre. Tabela. Malatya hoş geldiniz tabela. Tabela kendisi değil ki. Ha, insan böyle işaret ediyor. Yani anladığını Risale'nin bak ustada bak. Anladığını bize anlatmıyor. O zaman biz onun anladığını hapsoluruz. Evet. Hürriyetimiz olmaz. Anladıklarına işaret ediyor. Bak ben anladım. Ama benim anladığımı sana vermiyorum. Seni hapsetmek istemiyorum. Hasan abi diyorlar ya size. Ya bir bakayım ki şurada nerede yazıyor? Ben hiç öyle okumamıştım diye. Şimdi sizin dediğiniz tabela hikayesi geliyor. Ben yine atladım hakkınızı verdim. Diyorsunuz ya tabela gösteriyor. Tamam Van. Van ama kardeşim sen gidiyorsun Van'a vali oluyorsun. Sen gidiyorsun Van cezaevinde işte mahkum oluyorsun. Şimdi ne yapayım ben şimdi? Hop tabela ya. O da razı abi. Ne misal ya. Tam yerine geldi. Allah söyletiyor ama kurdu baymış bir şey. Çok acayip. Düşünerek söylemez ya. Bir de pazar günü bir şey söyledi ki ne kadar hoştu. Evet. Çok acayip. Hala şey var. Bende. Çok ilginçti. Evet. Neydi bu cümle? Araç. He? Araç, amaç. Araç, amaç. Cennet anlayışımız değişti yani. Ya tabii mesela çok çok cüzi olsun yani değer bir daha tekrar etmeye. Mesela onun misaliyle oğlum babanın bir dünyasında bir Kur'an var. Çocuğun dünyasında bir Kur'an var. Babanın dünyasında bir bisiklet var. Çocuğun dünyasında bir bisiklet var. Baba Kur'an'ı oraya koymuş. Oğlum diyor. Çocuk onu anlamlandıramamış orayı. Oğlum diyor Kur'an'ı çıkarsa, Kur'an ezberlersen sana bisiklet alacağım. Babanın nazarında amaç hafızlık yapmak çocuğa. Bisiklet araç. Ha? Bu çocuğun o seviyede verdiği, babanın verdiği değeri değer veremediği için çocuğun amacı bisiklete varmak, Kur'an ezberlemek araç. Kur'an ezberlersen bisiklet alırım. Netice bisiklet. Kur'an'ı niçin ezberliyor? Bisiklet almak için. Baba bisikleti niye veriyor? Kur'an ezberlemesi için. Burası bitti. Şimdi Allah diyor ki Celle Celaluhu, size cenneti vereceğim. Vay biz de çocuk gibi koşuyoruz. Allah cenneti araç yapmış, amacı kendisi insanı yapmış. İnsana demiş ki seni sana vereceğim. Seni sana vereceğim amaç. Ama sen buna pek taraftar olmazsın çünkü bilmiyorsun bu kadar değerli olduğunu. Ben sana bir şeker vereyim. Tamam çikolata vereyim, bir bisiklet vereyim. Bak senin cennete koyacağım ha.
İnsanlar için cennet amaç, ibadet, ubudiyet, araç. Çünkü çocuk olduğumuz için. Evet, şimdi daha Ziya ile Nur arasında şey yapmayınca, nereden çıkıyor? Şimdi Ziya ile Nur arasında, Mirat ile Ayna arasında, dağlar kadar değil mi? Bunlar külliyatın. Ha, niye peki şey yapıyoruz? Ustad anladığını bize, anladığına bizi davet etmiyor. Ben de Nur talebesiyim diyor. 48 emir daha bir. Ha, anladığına bizi çağırsa, ey kardeşlerim demezler, ey müritlerim der. Şeyhlik öyle olur. Ve o zaman insan düşüncesine hapsolursun. Oradan anladığını, hey bana bak, acayip bir şey var burada. Yani şeye benzer, Suat, Çanakçı'da acayip ya, kimse duymasın, bir arsa satılıyor, hep satılıyor. Ya benim param yok falan. Der gibi de hani. Hani insan sevdiğine söylüyor ya. Sevdiğine söylüyor. Benim gücüm yetmiyor. Yani ben takdir ettiğimi sana takdir ettirmeye çalışıyorum. Onun için felsefe geliyor, Diyanet gidiyor. 31. sözde geçiyor ya. Felsefe geliyor, son durak insandır. Gel 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 gel. Geliyor demek beşeri düşünce olduğu için beşerde duruyor. Diyanet ise, nübüvvet ise gidiyor, gidiyor. Usta kendi anlayışına, anladığına davet etmiyor. Kendi anladığı değil Risale-i Nur. Ben de Nur talebesiyim. Peki kim o ayna? Bediüzzaman. Müceddit kim? Ne Said Nursi'dir Müceddit, ne de Bediüzzaman'dır. Aynada gözükendir. Ayna Bediüzzaman'dır. Gözüken Risale-i Nur hakikatıdır. Onu beşeriyet itibariyle burada temsil eden Said Nursi'dir. Hepimizde aynı şey var. Burada bitti mi bak? Şimdi geçelim. Gideceğiz. Ondan sonra vicdana gireceğiz ha. İnşallah. Ha inşallah vicdana gireceğiz. Vicdan içine girince ne gördü? Usta kendisi diyor. Allahu ekber. Neler görmüş neler. Neler gördü neler. Biraz çoğu şey var. Mevlütler. O gece neler. Veremiyorum deliliğe. Bayağı bir şeyler gördü onda. Çok cenazeliğe katıldığım için. Gel o gece neler gördü neler. Beceremiyorsun. İman, ruhumuzun ruhu. Hayatımızın nuru, ruhumuzun ziyası. Bak, ruh tut burada. Oluşturan iman, dışarıya eyleme dönüşünce ruh, nur. Ruhumuzun ziyası, ruhumuzun ruhu. Ziyanın vücudu haricisi mi oluyor Nur abi? Ziyanın vücud haricisidir nur. Yani 7 tane renk, ilkokulda yapardık ya böyle hatırlıyorum, yuvarlak bir şey. 7 tane mor, kırmızı vesairesi, böyle mavi boyardık. Yuvarlak bir şey, böyle bir şey vardı, düzen, düzenek. Böyle iple çevirdiğimiz zaman bu top gibi dönerdi. 7 tane renk. Dönerdi böyle. 7 tane rengi gözün görme kabiliyetinden üstün bir hıza ulaşırsa 7 renk beyaz gözüküyor. Bunu bize Erdinç gösterdi bilgisayardan. Sen mi gösterdin? Masanda gösterdi. Birisi gösterdi. Onu yapmışlar adamlar. Bak, iman ruhumuzun ruhu. Hayatımızın nuru, ruhumuzun siyası. Bu ziya, nuru fark etmeyen 29. sözü eksik anlar. Hayatımızın ziyası, aynı hemen karşı sefada diyor ki, hayatımızın nurudur. Ziya deyince oluşturan, nur deyince çıkan, oradan çıkan. Beni arkadan birisi oluşturdu, dışarı çıkınca nur. Yani nurun kaynağıdır ziya. Artık anlaşılmıştır.
Çünkü siz artık pazar dersi talebelerisiniz. Hepimiz onun talebesiyiz. Pazar enfası hepimiz talebesi. Evvelki yolumuzda, bak şimdi, evvelki yolumuzda, 742 ha, demeyin nerede çıkarttın bunu, nerede yazıyordun? Abi heyecanlandık ya, dumanın bitişinin şeyi bu, alameti, alameti. 4 Nisan, Sübhanallah. Yani vicdana, bismillah. Vallahi düşünmemiştim. Evet, vicdana girecektik zaten. Evet, araştırma bir itikat bitti. Artık onu dışarı çıkartacağız. Araştırma vicdana geldik. Evvelki yolumuzda vakta vicdana girdik. Teşbih canım. Teşbih. Ne edelim kardeşim, ne edelim? Adam giriyor. Biz daha bir neye giremiyoruz. Bir tane özür dilerim. Affınıza sığınarak bunu söyleme için. Ya dedim, adam dedim, adamların asosu vicdana girdi dedim. Daha dedim, biz daireye giremiyoruz. Kıvrandı kırıl. Geçen diyor, tuvalet yetişemedim dedi. Pantolonu yaptım dedi. Değil evet, tuvalet yetişemedim. Adam diyor, vicdana girdi. Ne cilsiz örnek. Bunu bilen siler burayı. Adam diyor vicdana girmiş, ben biz daha tuvalete gidemedim, giremedim tuvalete. Bilerek söylüyor ha, şaka demiyor. Çok böyle hitakik birisi, hiç affı yok ya. Evvelki yolumuzda vatta vicdana girdi. Girdi, ne gördü? Çok garibime gidiyor. Ne gördü diye hayal ediyorum, ben de hani onun gibi takip ediyor muyuz? Girdi baktım ki, işittik ondan binlerle feryadu fizar ve avaz. Ondan belaya düştük. Orada vicdanda bir bakmış ki, binlerle vicdanda feryadu fizar ve avaz var. Feryadu fizar. Feryadu fizar. Ve avaz var, avaz. Vicdanda. Vicdanda, duyuyor. Vicdan bağırıyor. Mahvettin beni, Ali diyor, mahvettin. Ali beni mahvettin, mahvettin. Nasıl bağırıyor? Ondan belaya düştük. Niye? Niye biliyor musun? Şimdi içini söylüyor. Niye ya? Zira ama iki. Arzular, iki demiyorum da ben söylüyorum. Zira belaya düştük. Niye? Orada bir şeyler var. Bir, amal. Ondan sonra emeller yani. İki, arzular. Üç, istidat. Dört, hissiyat. Daim ebed isterler. Bunlar. Yok elince, geçmeyince bağır. Bitti bu da metin. İki metin bir arada şimdi. Burada acayip bir sistemden haber veriyor. Sistem. Vakta vicdana girdik. Vicdana girmek. Yani ya kalp ve ruhun derece hayatına girdi 17. lemada. Kalp ve ruhun derece ruha girdi de vicdana niye girmesin ki? Beşinci, kalp hastası 15. kata yaya çıktı da 5. kata çıkamaz mı? Vicdana girmek, vehmin içine girmek, ilk önce vehme girmiş. Çünkü yukarıda anlatıyor, vehmimi şöyle yaptı, böyle yaptı diyor, dimağa girdi. Oradaki anlayışlarını şey yapmıyor. İlk önce vehme girmiş. Sonra kalbe girmek var. Vicdanın içine girince ne gördü? Bir, amal, arzular, istidat, hissiyat. Bunlarla karşılaştı ustam, girdi oraya. Bununla bulunduğu ve şu an yaşadığı hayata kıyas etti.
ustad. Şimdi oraya girdi, Allah Allah. Gördükleriyle şu anda Bediüzzaman gibi bir şahsiyetin yaşadığı hayatla gene çatışıyor. Yani arada çatışıyor demeyeyim de boşluk var. Bunlarla karşılaştığı amal, arzular, istidat, nesiyat. Bununla bulunduğu ve şu an yaşadığı hayata kıyas etti, çıldıracak hale geldi. Allah, amal, emeller. Sonra çiçeklerin, arabanın, arsanın, yatın, katın peşine koşuyor. Vicdan ne diyor? Amal, emeller nerede? Yat, kalk nerede? Yat, kalk, yani yat, kalk, yat, kalk, uyu ya. Burada bir keyif yok ha. Yat, kalk. Yani yatıyorsun, kalkıyorsun, başka bir şey, ölüp gidiyorsun. Uyku mahalli. Bunlarla karşılaştı ustad. Emellerle, arzularla, sonra istidatlarla, hissiyatlarla karşılaşmış. Yaşadığı hayata bir kıyas etti, çıldıracak hale geldi. Yani mutlak hürriyet, nihayetsiz arzuları isteyen istidadı, mutlak hürriyetin nihayetsiz arzuları isteyen istidat ve hissiyat sahibi insanın şu alemi şehadette olması, hele hapiste olması veya aile hayatının alt üst olmasında yaşıyorsa, düşün bu iki zıt ikilemi. Yani vicdana bir girdi ama emel, arzular, istidat, hissiyat gördü, görse tabii biz görse. İşitti diyor, işitmiş sadece. İşitti diyor, görme de yok. İşittik ondan binlerle feryadı fizar. İşittik, evet. İşitti diyor, görmemişti. Evet. Daha görmemiş. Evet, görmemiş. İşitti, doğru. İşittince şey oldu bu bunlar. Evet, işitti diyor. İşitti ondan binlerle. Peki bir de yaşadığı hayatla görse, de, görse daha tehlikeli bir şey. İşte bir de yaşadığı hayatta işittikleriyle dehşete kapıldı. Yani bir de yaşadığı hayatta vicdan ne istiyor benden? Hanım benden ne istiyor? Çocuk benden ne istiyor? Nefsim benden ne istiyor? Böyle... Adem vücut gibi. He? Adem vücut gibi. Adem vücut gibi. Aynı öyle. Bu ancak nefes alırız bu yüzden. Vay be. Hele evde bir de huzur yoksa, ayol, eğer evde huzur yoksa bir daha, Allah yardım etsin. O zaman onsuz oralara sakın girme. O zaman onsuz, o Allahsız oraya girme. Allahsız olursan, yani alemde Allah yoksa, kendinle baş edemezsin. Köpek çok acayip, kangala da benzemiyor. Aslan. Allahsız kendinle bile baş edemezsin. Hariçle nasıl baş edeceksin? Hariç kolay. He? Hariç kolay. Evet, hariç kolay tabii. Hariç bir şey değil. Bunu nasıl susturum? Onu susturun. Sakın onsuz oralara girin deme. Girilirse de. Bir de vehme girdiğini söylüyor. Veya hissiyatlara, aşk maşıklara girdiğini düşün bir de. Şimdi onsuz kendine baş edemezken, onun rızası dışında bir de aşk maşıklar var ya. Ne oluyor peki? Şu oluyor. Onsuz aşk maşklar nasıl bir kaos, nasıl içsel bir cehennemi yaşatıyor ki? İntihar çıkışı oluyor. Evet.
Karşılık bir şey demiyor. O şeyin bir manada hakikatinden sanki bahsettiniz yani. Aslında. Evet. Hissiyat bu. Aşk hissiyattır ya. Nasıl bir cehennemi yaşıyor, nasıl bir cehennemi yaşıyor bilmiyoruz. Ama bildiğim şu, bu cehennemden kurtulmak için çıkış yolu, bunun çaresi, bu azaptan çıkmanın çaresi intihar. İntihar çare ise kendisini. Vicdan mı veriyor sana bu kararı? Evet. Yok. İntihar kararı mı? Akıl mı veriyor? Yok yok. İntihar kararı, intihar. Onu değil. Kararı vicdan değil. Kararı vehmi veriyor. Yukarısı veriyor. Vicdan, vicdan. Tabii tarumar olur. Ebed arzusunu, ebed sevgisini karşıya vermiş. Bir bakmış ki o değilmiş. Ebedi de görememiş. Bitmiş, çökmüş. Mesela kadın soruyor memur almaya da. Bu kendi kararınız mı bu intihar? Biraz sonra ilaç vereceğim size diyor. Öleceksiniz. Ebedi uykuya dalacaksınız diyor. Şuraya imza atın diyor. Yani sizin kararınız değil mi diyor kesin. Video iki akşam yatamadım. Saat onun atanı da zaten hemen siteden attım yani. Şey WhatsApp grubu. Meğer zaten resmi zaten var yani o Almanya'da da. Ama içeriye bizi sokmuyor. Yani akrabası kendisi kabul ederse sokabiliyor. Ama çekmiş servis yapmışlar. YouTube'da var zaten. Nonajim, nazim ne diyorlar. Almanya'da resmi. Gidiyorsun. Elektrik mi verecek? Adam şey, zehir içmeyi kabul etmiş. Suyla boğulmak mı? Elektrikle bir şey ölmek mi? Ölümün çeşitleri var. Seç. Anlatma abi. Bilmedi. Sonsuz, ezeli bir ebedi. Onsuz sakın vicdanına girme ama onsuz bu dünyada da yaşayamazsın. Peki, bir de vehme girdiğini düşün. Vehim işte ölüm şeyi tercih eden, intihar tercih eden odur. Neler giriyor biliyor musunuz? Bulabilirsen burada galiba kağıt koymuşum. Bugün neler yazdım? Ay, burası değil ya. Yaz eğer. Bugün düşünüyordum. Aman yarabbi. Burada değil ya. Aman yarabbi. Yalnızlık da doğru değil işte. Böyle şeyler oluyor. Orada bazı şeyleri yazıyorsun. Vay be. Ben o cehennemi bir kere gördüm abi. Cehennemi. Köprüde adam şeylere çıkmıştı. İlk o zaman gördüm. İntihara çıkmıştı da. Yani meraktan bakıyorsun tabii oradan geçerken. Yavaş değil zaten atacağım. Boğaz köprüsünde. İkinci Fatih Sultan Mehmet köprüsünde. Adam zaten sima olarak ölmüştü. Siması ölüydü. Ölmüştü yani. Kimseyi yanına yaklaştırmıyordu. Ben günlerce kendime gelemedim o adama baktım diye. Atladı mı senin gözün? Bakmadım. Ama sonra bir daha baktığın zaman yoktu değil mi orada? Yok. Yayınlamıyorlar gazetede, televizyonda. Ha. Öyle bir şey var, kanal var. Atlasa da atlamasa da görüntü de yayınlanıp yasak. Bir de vehme girdi. Vehimde aman ya. Dimada ya, tasavvurda ya. Bak o işte orada. Şeytan orada cirit atıyor. Vallahi böyle billahi tallahi o kadar kesin ki benim dünyamda şeytan. Yani ayrı bir vücut benden dışında yok. Kur'an söylüyor tabii de o kastetmiyorum. Şahit oluyorum yani. Böyle. Tepe taklı bir attırıyor. Sonra yakalıyor onu. Vay be. Adam bana rağmen bende çalışıyor. Sen dedi ki sonra bana, sırf senin değil kusura bakma burası. Neyse. Vehim var ya vehim. Oraya girdi. O defter
yazdım bugün şeyle olsaydı ne güzel olacak. Bir tanesini sana söyleyeyim. Fikir aynadır. Bir fikir size geldiği zaman fikir size manayı taşımıyor. Tamam, lügat mı? Fikir aynasında kendini seyrediyorsun. Fikir aynadır. Allah Resulü diyor ki, ben insan değilim. Der gibi nedir? Ben bir aynayım. Herkes kendisini bende görür. Bak, ben insan değilim, şu değilim, bu değilim. Ben anlaşılması için söylüyorum. Ben bir aynayım, herkes kendisi bende seyreder. Bu laf olamaz ya. Beşeri böyle bir şey, böyle olamaz. Yani bunu düşünebiliyor musun? Ne diyor ya 1400 sene önce? Ne diyor, duyuyor musunuz yani? Ben kendimi nerede göreceğim? Orada. Kim görecek? Ben. Benim. O çağın bütünlüğünde düşündüğümüz zaman o zaman böyle bir laf etmek zor yani. Şimdi böyle bir laf olmamış. Böyle bir kültür gelişmemiş din adına. Gene nerede söyleyeceksin ki şimdi? Söylemez. Gökcan? Söylemez. O şey bilmeye, yaşamaya diyemez. Mesela fikir aynası. Bunu yaşayan diyebilir. Bunu diyemez. Ustad Kalım Esteri de bu manada diyor da böyle biz cümleyi kurduk. Fikir aynasında. Çünkü okudum ben orayı, kafayı kaldırdım. O fikir aynasında aman yarabbi, vehme girdim dedi. Ulan vehme girdim dedi ayna. Dedikleri bana ayna. Ulan bir gireyim dedim ya benim de. Aman yarabbi. Aman yarabbi. Çare ne yaptım biliyor musun? Hemen duşa gittim. Vücudum hemen şey anlatmıyorum. Hemen duşa girdim ve yattım. Aman yarabbi. Fethuli fi ibadi fethuli cenneti ve cehennemi. Mefhumu muhalifi de cehennemi. Şimdi şey aklıma geldi. Hani şimdi Allah dostları ya işte dinler insanlar yani. Birbirlerini görünce böyle yakınlık olur ya. Ama dinden uzak seni görünce uzak birisi şeytan görmüş gibi kaçıyor. Harika. Demek ki o zaman o da kendini mi görüyor? Aslında uzaklaşıyor musun? Son haftanın çok güzel bir cümlesini söyledi. Çok istifade etti. Ne dedi biliyor musun? Niye böyle alçaklar, takozor işte bizi görünce rahatsız oluyor? Çok rahatsız oluyorlar. Çünkü iyi bir ayna oluyoruz. Bizden olmuyorlar. Kendisi o. Kaçıyor senden. O kendine buluşmak istemiyor. Kendine buluşmak istemediği Kendisiyle tanışmak istemiyor. Sen de gittisin adamın kafasına, gözüne kendisini kendisiyle tanışmasını, birbirlerine kucaklaşmasını istiyor. Abi sizde gene kusur var. Siz, neden kusur var sizde biliyor musunuz? Siz adama suretini gösteriyorsunuz. Şimdi Peygamber Efendimiz'in devesini düşünün. Bugün baktığımız zaman benim evdeki kediyi düşünüyorum. Kedi olduğunu bilse kafayı yer diyor Harun. Doğru. Peki deve Peygamber Efendimiz'e baktığı zaman mutlu oluyor. Deve halinden memnun. Ya kütük yaslandığı kütük. Ayrıldığı zaman anlıyor değil mi? Ses geliyor. Peki Peygamber Efendimiz ona hakikatini gösteriyor. Sizin gibi suretini göstermiyor. Ya gösteremiyor. Dolayısıyla hakikatinden memnun ediyor. Bir de deve açlıktan ölmüş biliyor musun? Yemedi içmedi öldü. Deve öldü biliyor musun? Öyle mi bilmiyorum. Mezarlığına orada çöktü, yemedi içmedi bitti o. Kusra. Deve böyle yapmış yani. Ölmüş. Böyle bir şey yok ya. Biz deve biliriz. Bunu niye fark edemiyoruz? Çünkü nefsi yok yani. Bak, o niye aynı olmuş biliyor musun? Çıkar kendini aradan. Niye zahir olsun yaradan? Çünkü o beşeriyeti yok artık. Niçin beni nefsinden daha fazla sevmedik Cey Ömer diyor? Ben yok ki orada. Beşerilik varsa şirk olur. Tamam abi. Peki nedir kim o? Resulullah kim bakıyorsa bakandır. Kim bakıyorsa odur. Onun için herkes farklı söylüyor. Şemail-i Şerifesi yani görüntüsünü Hazreti Ömer farklı anlatır. Hazreti Ömer farklı anlatır. O
rüyada görenler peygamberi iki eşit gördüğünü anlatanı az duydu. Resulullah şöyle gördüm, başka zaman böyle gördüm diyor. Allah ayetle tamam diyor ya, onu da bırakın artık diyor ya. Bir yatsın diyor. Ayetle. Ayetle. Çünkü aynedir bu alem. Bak iyi dinle. Ne diyor, ne diyor? Aynedir bu alem. Her şey niye böyle? Hak ile kay. Hak ifade ettiği için bu bütünsel. Mirat-ı Muhammed'de Allah görünür daim. O aynada Allah gözüküyor. Onun için sahabe aynaya bakarken aynayı gören yok ki. Kimse kim lavaboda aynaya bakarken aynayı görüyor. Harun abi. Kendisini görüyor. O yüzden sahabe işte büyük şeyi daha. Görüyor. Ne kim? Aynayı hanımlar görür evde. Niye? Temizlik yapayım diye. Aynaya kendisi için bakmıyor. Ayna için bakınca ayna gözükür. Aynaya kendisi, senin kendin için bakarsan ayna gözükmez. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Allah da ayet gönderir, bırakın dedi de artık eve gittim dedi. Yani bu yola çık ha herkese. Olmuyor, sen de ol kardeş. Nasıl oluyor? Derece derece beni gören, iç meyhaneyi hatırlayan olmaz. Öyle değil mi? Sizi akrabanız gördüğü zaman içki, kumar hatırlayan olur mu? Olmaz gafur ya seni görünce. Biliyorum halinde. Gafur görünce de o deli gafur dindardır şöyledir. Hiç kumar kimse kumar hatırlar. Bak aynı şey sizi görünce din biraz da şey yapınca ilim, alim şudur budur. Ya müsaade et de Resulullah Allah gözüksün ya. Onun için diyor ya hadisi şerifte. İçinizde Allah dostlarını görmek istiyorsunuz diyor. Gördüğünüzde Allah'ı hatırlatanlar Allah dostlarıdır. Ya. Bunu gördüğünde Allah aklına geliyorsa Allah'ın dostudur diyor. Hadis miydi? Hadisi var. Evet. Allah dostu kim? Böyle duymuştum da dedim hadis evet. Midir? Allah dostu kimdir? Gözüktüğü zaman size Allah hatırlatan. Kumarcı kimdir? Siz gördüğünüz zaman kumarı hatırlatıyor size. Peki. Allah. Veya hissiyatlara, aşk, maşıklara girdiğini düşün bir de. Hissiyatlarla aşk, maşıklara bir girsen çık da göreyim. Gençlik belası diye tarif ettiği şeyler. Evet. Yani buz, su, H2O vesaire. Aynen bunun gibi ruha gir, yani buza gir, buza girdin mi? Suya da gir, bu zahirde buz. Bak içeri giriyor. Buz, gir içeriye, su. Biraz da gir, hidrojen oksijen. Biraz da gir, esir. Biraz da gir, madde hayat. Biraz da gir. Aynı. Daha gir. Hayatın zatları cevherleri ruh. Daha git. O. Esnanın cilve cilhan nakış ve sanat. Aynen bunun gibi ruha gir, vicdana gir, dimağa gir, meme gir vesaire. Ne olur bu insanın hali? Bir oraya giriyor üç tane. Allahu Ekber. Böyle girmiş adam. Ballar bağlını buldum, kovanım yama olsun der. Girmiş. Bunları bir derece o benim bir hissiyatım var onu yazmışım ama okuyayım siz. Öyle oraya verin. Bunları bir derece mahpusta daha iyi hissediyor demiş hapiste. Hapiste yazmış. Yani bunu dışarıda bu kadar hissetmiyordum. Demek ki kemiklerime kadar iş yapmış. Çünkü mağdur ve masumiyet kesbettikçe tesir ediyormuş. Abim bu bahsettiğiniz baktıkları zaman kendisini görüyorlar dediğiniz tabi sahabeler. Yani direkt. Ama kendi Rabbini. Yani şimdi şöyle nübüvvetiyle muhatap olanlar. Mesela velayetiyle muhatap olanlar. Mesela İmam Suyuti gibi. Onlar abi baktıkları zaman acaba neyi görüyorlar? Yani o velayetine baktıkları zaman. Kendini görüyorlar. Yine mi abi yani? Bak
bizim gibi insanlar Resulullah'ı görünce kendimizi görürüz. Sahabeler ise Resul'a bakınca Allah'ı görür. Evet, doğru, doğru. Onun nuruyla diyor, sohbet ediyorlar diyor. Şeyde. Onlar direkt yani. Onun berzah yok ya hiç. Onun sohbetinde inikaz, inikaz şey var ya. Ben Siray, Siray. İnikaz ve insibat. İnsibat, sohbet de varmış. Bizde sirayet var. Tamam mı? Biraz böyle enfusi derslerimizde inikaz var. Mesela bu ders cumartesi olmaz yani. Daha olmaz yani. Olmaz. Bu ders sirayet de değil. İnikazdır. Şurada var mı? Pazarki ders nedir? İnsibaha benziyor. Boyalarla. Öyle diyelim yani kaliteyi. Yoksa değil de yani herhalde bir büyük mertebesi var o şeyde sahabede yazmış. Herhalde o zaman şurada Harun'un dersinden kalma şöyle bir şey de vardı. Sohbet en övülü iksirdir. Aynen. Bak insiba ve inikaz. Sanki ben yazmışım. Nefis teli teskiye ve tatir cihazatları kesileyle ubudiyeti envanı. Ne var o? Hademeler. Sahabe nübüvvet nübüvveti aleyhissalatü vesselam nuru ile evliyalar velayetiyle temiz etmez. Aynı. Bunu söylüyor. Sahabeyle kemalat insanının en ana mertebesi olduğu için zıtlar ayrılmış. Ondan sonra kuvvetli tefekkürle işlerini bitirmişler. Bu zıtlar ayrılmış. Sahabeyle nübüvvetiyle evliyalar velayetiyle muhatap oldukları için Allah Resulü'nde kendisini seyrediyorlar. Sahabeler kendisi onu Allah miras imamettir, Allah görünür dahil. Fark anladık değil mi evliyalarla sahabe? Adam kendini seyrediyor. Peki kendisiyle ne oluyor? Diyor ki, ben arafe nefsem, fakat arafe rabbim. Beni görmek mi istiyorsun? Beni tanımak mı istiyorsun? Bana gelmek mi istiyorsun? Benimle tanışmak mı istiyorsun? Beni sevmek mi istiyorsun? İlk önce ben arafe nefsem, nefsini tanı. Tam da ne alakası var seninle? Sen hele bir kendini gör. Gördüğün zaman gördüğün kimmiş göreceksin. İmam Rabbani son asırda olacak diyor ya abi. Abi şey dedi demin bu bisiklet örneğinde cennete uyguladığımız zaman Allah cenneti vermek istiyor ya cenneti teklif ediyor. Ama cenneti vermek için önce imanı veriyor. Önce kendisini veriyor. Artık cennette ekstra imanımız artacak mı? Hani artmayacak. Böyle bir ayetimiz olmayacak. Yok, buradaymış. Önce imanla birlikte biz Allah'la tanışmış oluyoruz. Yani Allah'la görüşüyoruz yani hocam. Red olan. Ben devamı için bak ben devam için bir şey anlatmak için anlatıyor, şey yapıyorum. Es geçecektim ama ya sen hem Risale-i Nur gibi bir hakikat elimde varken ben ayakta zor kalıyorsam, bak, elimde Risale-i Nur gibi hakikat varsa, böyle olduğu halde beni hadiseler ezebiliyorsa kısmen, ezebiliyorsa, peki cemiyetin her çeşit darbesini yiyen, her hadise seni kendi içine alıyor ve dövüyor, vuruyor ve kırıyorsa, vay insanoğlunun haline. Neyi taşıyarak burada? Niye burada? Bu alem neyi taşıyor? Onun için 15. şuada diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam için alemi gaybı, alemi şehadete taşıdı. Bir tuhaf ya bu. Ne diyor ya? Bir kulağı olan bir nurcu sormuyor mu ya? Ne diyor bu ya? Bu ne diyor, ne diyor? Alemi gaybı, alemi şehadete taşıdı. Ne? Ya geçit yaptı, ona intikal ettirdi. Onu işaret etti, onu izah ediyor. Demiyor, taşımışken onda. O burada. Ne diyor? Peki, ya sen ne diyorsun ya diyor. Alemi gaybı diyor, dünyaya getirdin cennet için. Resulullah için diyor. Alemi gaybı işaret ediyor demiyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam efendim için diyor ki, alemi gaybı, alemi şehadete taşıdı. Allah gözükür daim. Mirat-ı Muhammed'den.
Ya dünyada veya kendini ahireti görsen çok çok mu şey yani? Garip mi? Niye garip ya? Adamı da adam da ana doğurmuş. Allah seyrediyor. Bu tür mevzular diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Rabbani en son mektubunda Mehdi'nin cemaatinde olacak diyor. Bu hal konuşma, bu tür şeyler diyor. Çünkü o ondan önce diyor mutlaka berzah var. Şeyh vardır, vekil vardır, var da vardır. Bak Ustad Uçan, şimdi benim yine kafamı koparacaklar ya. Ya Ustad nasıl dedi ya, dersin başına dedim ya. Ustad anladığını yazmamış. Bu Risale-i Nur mananın kendisi değildir. Manaya götüren, işaret eden yol taşlarıdır, işaretlerdir. Somutturlar, soyuta götürmek içindir. Bunlar fikirdir, aynadır. Orada kendini seyrediyoruz. Ümmetin büyük evliyasında olacakmış bunlar. Bunlar evet, 15. şey, şualarda geçiyor. Şeye ben şaşıyorum abi, Risale-i Nur'u biz hani biraz enfüsü biraz farklı okuyoruz diye bizi eleştiriyorlar ya. Evet. Nasıl tatmin oluyor? Onun için ben hep şaşırmıştım. Anlamaya çalışıyorum onları. Anlayamazsın sen. Anlayamazsın. Çünkü anlaşılmayacak. Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır da onda. Ya ben okuyunca hep soyuta gidiyorum. Şimdi mesela vicdana girdi diyor, tamam mı? Ya böyle yapayım keyiflimi çak. Şimdi vicdana girdi. Ya bu teşbihtir, tenzihtir. Yapma kurban ol. Evet öyle diyorlar. Kurban olayım sana. Yapma ya. Tamam. Öyle